Merhabalar herkese ben White Rabbit. Bu videoda Pika Finance'ın testnet'ine katılacağız. Pika ile ilgili daha önce bir tweet atmıştım. Testnet'ine erken erişim için bir form doldurmuştuk. Bununla ilgili mail gelmiş. O yüzden testnet'ine katılmakla ilgili bir video çekmek istedim. şimdi Pika Finance'ın bunun testnet sonucunda herhangi bir teşvik yapıp yapmayacağı belli değil ama early olmakla ilgili bir şeyden bahsetmişler tweetlerinde. Ama bu early rolün ne o ee, ne anlama geldiğini gördüğünüz gibi üzerini kapatmışlar. Yani bununla ilgili kesin bir açıklama yapmamışlar. Ee, tesneti sonlandırma tarihleri burada gösterdiklerine göre daha doğrusu yazdıklarına göre Ocak ayında bir zamanda bunu sonlandırmayı düşünüyorlar. Dolayısıyla platformda Ocak ayına kadar ben yapabildiğim kadar işlemlerimi yapmaya devam edeceğim. Şimdi vakit kaybetmeden testnete başlayalım. Tabii ki Pike Finance'da e, kullanabilmemiz için hemen şöyle bir test alına geçiş yapalım. Burada işlem yaparken ilk önce tabii ki Metamask cüzdanımızla bağlantımızı kuruyoruz. Şöyle cüzdan bağlantımızı kuralım şimdi burada kullanacağımız test ağları var. Bunlar Base Goerle, Goerle, Optimism ve Arbitrum Goerle. bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ben Goerle ile başlayayım. Hemen şöyle Goerle ağına bir geçiş yapıyorum. Şunu kapatalım. Şimdi bu sitede neler yapabiliriz? Birkaç tane fonksiyonu var aslında. Bunlardan bir tanesi supply, işte teminat gösterme, ardından borç alma. Onun dışında repay gibi işlemlerimiz olacak. Şimdi hemen işlemlerimize başlayalım. Bunun için tabii ki önce faucet'e ihtiyacım var. Test tokenlerimi alabilmek için. Ee, burada bakın faucet sekmesine girdiğinizde zaten size e, yönlendiriyor. İlk önce USDC için şöyle faucet deyip buraya geliyorum. Ardından cüzdan adresimi hemen kopyalayayım. Bu kısma yapıştırıyorum. Ardından sen onu ediyorum Bunu kapatalım. Geldik tekrar bu siteye. Bakalım Ethereum için gidelim. Ethereum içinde Kuignot'u vermiş. Kuignot dışında da kullanabilirsiniz. Kullandığınız bir e, Google'i için kullandığınız bir yer varsa orayı da kullanabilirsiniz. Ama hani Kuignot da gayet gayet. E, iyi bir yer ama buradaki tek sıkıntı 0.01 Ethereum en azından o cüzdandaki Ethereum mainnet ağında olmasını istiyorlar buraya kullanabilmek için. Bunun dışında optimizm var. Optimizm için de şöyle bir bakalım. Şu switch deyince şu ağı değiştir diyelim. Request diyorum. Bu işlemi onaylıyorum. Buradakini aldım. Şimdi arbitrum için switch diyelim. Burada da arbitrum goal ağına geçiş yapıyorum. Burada da request diyorum. Arbitrum goal ağındayım bakın. Bu işlemi de onaylıyorum. Burada illaki bu faucetleri kullanmanız gerekmiyor. Yani mesela Ethereum Goal'i için bunu kullanmanız gerekmiyor dediğim gibi. Bildiğiniz başka bir platform varsa oradan da test Ethereum'u alabilirsiniz ama burada e, bunları e, almanız lazım. Yani mesela Pike, OP, Pike Arbitrum. Bunun içinde Optimism Goerli ve Arbitrum Goerli Ethereum cüzdanınızda olmalı. Bunlar içinde de fosetler mevcut. Şimdi işlemlerimize devam edelim. Bunun için dashboard sekmesine geliyorum. Gördüğünüz gibi elimde olan tokenleri teminat olarak gösterebilirim ve bu teminatlar karşılığında da bazı borçlanmalar yapabiliyorum. Şimdi mesela USDC için bulut balansı 10 tane USDC olduğunu söylüyor bende. Şurada önce geçiş yapmak istiyorum. Çünkü ilk onu seçmiştim. Oradan başlayacağım. Ne var elimde? E, USDC var. Hemen supply diyorum. Buradan 10 USDC'den bir kısmını ödünç alıyorum. Örneğin 1 yazıyorum buruna. Şöyle aşağı inelim. A seçmemi istiyor. Ethereum güvenliği seçtim. indim Apple bir USDC diyorum. Önce Apple işlemini tamamlıyorum. Onayla diyorum. Sonraki diyorum. Ardından supply butonu aktif oluyor. Supply diyelim. Güvenli ayındayım. Bakın bu işlemi onaylıyorum. Şimdi bu Sapla işlemi tamamlandı. Bu arada az önce e, şey söyledim hani e, bildiğiniz başka fosetler varsa onları da kullanabilirsiniz. Koinot farklı fosetler de var. Mesela buradaki ağlardan da seçip yapabilirsiniz. E, özellikle hani Ethereum bazında Koinot işe yarar bir foset. Bir de bir Discord kanalında bakın şey vermiş şöyle bir liste vermiş bu listeyi de ulaşabilirsiniz Discord kanallarında şu non issues kısmında bakın more faucet olarak göstermişler şimdi işlemlerimize devam edelim ugstc için supply işlemini yaptım şimdi aynı işlemi ethereum için yapalım burada supply diyorum elimde 9 tane Goerle Ethereum varmış. Ben 0.0001 yapmak istiyorum örneğin. Şöyle bakalım. Şu an bunu kabul etmedi. Şöyle kapatalım. Başka ne yapabilirim? Optimizm için yapalım. O yüzden de Switch Network diyorum ve Optimizm Galeri'ye geçiş yapıyorum. Burada bana test tokeni vermişti. O yüzden 0.1 diyelim. Approve diyorum. Peki op için önce approve yapıyorum. Bakın Optimizm Galeri alanında olduğumdan emin oluyorum. Onaylıyorum. Supply aktif olduktan da sonra supply diyorum ve optimizm guayla ağına bu işlemi onaylıyorum. Şimdi devam edelim. Return to dashboard diyorum. Sanırım bu ethereum kısmında discorddan okuduğuma göre minimum 0.05 kadar işlem yapabiliyoruz. Switch network diyelim. Tekrar bir guayla ağına geçiş yapalım. 0.05 diyelim evet. Burada minimum Ethereum guayrede 0.05 supply yapabiliyoruz. Supply diyelim. Guayrede test ağında bu işlemi onaylıyorum. Bu işlem de tamamlandı. Return to dashboard diyorum. Ee, bu sefer Arbitrum için bu işlemi gerçekleştirelim. Switch Network deyip Arbitrum Guayrede'ye geçiş yapıyorum. Arbitrum Guayrede için de örneğin bir adet yapalım. Bu işlemleri tekrar tekrar yapacağım ben arkadaşlar. Şimdi rastgele şeyler yazıyorum. Ama e, sizler dilediğiniz miktarları yazıp bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. E, ben Ocak ayına kadar e, ara ara platforma girip e, bu işlemleri tamamlayacağım. Supply Arbitrum butonum aktif olduğu, supply diyorum ve Arbitrum Goerli ağında bu işlemi onaylıyorum. Arbitrum için de bu işlem gerçekleşti. Şimdi 1, 2, 3, 4, 4 tane e, test tokeni için sapla işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi borrow sekmesine bakın e, göz atalım. Borrow'da burada ne kadar borç alabileceğinizi size göstermiş. Mesela bana 83 tane USDC işte 0.03 Ethereum 36 adet e, Pike Ops ve e, arbitrum için e, 74 tane e, borç alabileceğimi söylüyor. Şimdi mesela USDC için hemen bir borç alma işlemi gerçekleştirelim. Burada switch network deyip base geçiş yapalım. E, ne kadar izin veriyordu bize? 83 tane. Örneğin 10 tanesini Borç almak istiyorum. Buradan BezGorley'i seçiyorum. Borrow USDC diyorum. BezGorley ağında bu işlemi onaylıyorum. Tekrar adan sayfaya dönelim. Ee, şimdi bir de mesela aynı şeyi op için gerçekleştirelim. Borrow diyelim. Ee, burada ne kadar borç alabiliyoruz? Ona bakalım. 32 adet borç alabiliyormuşuz. Örneğin e, 8 tane borç alalım. Borrow op diyorum. BaseGuard ağında bu işlemi onaylıyorum. Şimdi return to dashboard diyelim. Şimdi burada bir de e, geri ödeme işlemleri yapalım. E, burada mesela e, op için ödeme yapmak istersem repay diyorum. Switch network deyip optimizm guarla ağına geçiş yapıyorum. Ardından ne kadar e, borç almıştım? 8 adet. Buraya 8 yazıyorum. Önce Approve yapıyorum bu işlemi. Onaylıyorum. Sonra tekrar bir onay veriyorum. Ardından Repay butonum aktif oluyor. Repay diyorum. Ve bu işlemi Optimism ile ağında onaylıyorum. Bu işlem de gerçekleşti. Şimdi return to dashboard diyelim. Ee, şimdi bu testnet ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. Farklı test dağları var. Bu test dağlarının her birinde burada işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ee, ayrıca e, dediğim gibi ben Ocak ayına kadar burada işlem yapmayı planlıyorum. Ara ara girip ya da günlük ne sıklıkla girebiliyorsam. Ee, bunun dışında e, geri bildirim verip veremeyeceğimi e, bilemiyorum. Çünkü... Neden siz de Discord'larına katıldığınızda fark edeceksiniz. Sizi bir waiting room alıyorlar. Bu waiting room'da kendinizi tanıtmanızı istiyorlar. E, kendinizi tanıtıyorsunuz. Manuel olarak onaylayıp içeri alıyorlar. O yüzden burada e, şeyi göremiyorum. Yani geri bildirim vermekle ilgili bir şey göremiyorum maalesef. E, o noktada bir beriye ulaşamadım. Ama eğer burası açılırsa varsa geri bildirim yeri mutlaka geri bildirim vermeye çalışın. Bunun dışında bir de zili görevleri vermişler. Zili görevlerine de şöyle zil görevlerinden de katılabiliyorsunuz. Belli neyi dağıtacaklarını burada bilemiyorum tabii ki. Ama ilgili tüm linkleri ben açıklama ekleyeceğim. Oradan hepsini ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Pike Finance ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.